Dünyanın en refah ülkesi Danimarka'dan hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Danimarka ile ilgili sizlere kısa bilgi vereceğim. Tabii öncelikle kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Instagram ve Facebook adresimde Gökmen'le geziyorum. Danimarka'nın nüfusu 5.600.000'miş. Kadın nüfusu erkek nüfusuna göre çok daha fazlaymış. Erkekler Danimarka'da kadınlara göre daha erken ölüyormuş. Danimarkalılar daha çok ulaşım olarak bisiklet kullanmayı tercih ediyorlar. Bir tane bisiklet parkı göstereyim size. Danimarkalıların yemek kültürünün çok fazla iyi olduğunu zannetmiyorum. Daha çok balık ürünü, domuz, ne bileyim kaz. Bunları çok daha fazla tercih ediyorlar. Şu an havanın soğukluğu tam 0 derece. Tabii onlar alışkın. Ben çekim yaparken bana bakıp duruyorlar. Herhalde ben gibi böyle alışkın değiller. Diyelim ki eşinizden ayrıldınız. Hem eşinize hem kendinize devlet gene katkıda bulunuyor. İşte Danimarka'nın eski evlerinden biri. Tahminim 1800 yıllarında kalma. Hatta o 1650. 1650'ymiş bak. 1908 ve 1981 diyor. 1650'de yapılmış. 1908 ve 1981 yılları arasında bir kişiye ait. Diyelim burada çalışıyorsunuz ve ev kiranızı ödeyemiyorsunuz, yetmiyor. Oranın hükümetine, devletine söylüyorsunuz. Bu para bana yetmiyor, kiramı ödeyemiyorum dediğinizde devlet kiranızın yarısını karşılıyor. Yalnız burada çalışıp oturmanız lazım, vatandaş olmanız lazım. Danimarkalıların kafası rahat rahat. Cool yaşıyorlar, cool. Danimarka hükümeti ve işverenler çalışanına en iyi imkanı sunmak zorunda. İnsanın burada ne yapar? AVM'ye gider, restorana yemek yemeye gider, işte tiyatroya gider, operaya gider, spor etkinliklerine giderler. Böyle sakin, cool bir hayatları var. Hava tam 0 derece. Bu sene daha kar yağmamış. Yağmamış ama yerler gerçekten buz tutmuş. Yürürken her an kayabilir ve düşebilirim. Yiyebileceğiniz en güzel şey McDonald's'tır. 3 McDonald's, yani hamburger, ölük bu. İşte buradan bunlar. Yiyebileceğiniz en ucuz şey hamburgerdir. Hamburger yemeniz için McDonald's'a gelmeniz lazım. McDonald's'ta bir hamburger, yani kolasız, patatessiz bir hamburger 30 kron. 30 kron da Türk lirası olarak da 26-27 lira tekabül ediyor. Patates ve kola isterseniz de 50-60 kron arası. Biraz, ha?
Aalborg Belediyesi tarafından bu alana buz pateni pisti yapılmış. Pateni olan herkes burada ücretsiz spor yapabiliyor. Çok güzel sosyal bir etkinlik diyebilirim. Şu an trafik ışıklarındayım. Karşıya geçeceğim. Kırmızı ışık yanıyor ve durmak zorundayım. Araba geçmemesine rağmen gerçekten buradaki insanlar inanılmaz trafik ışıklarına uyuyor. Geçiyoruz şu an. Danimarka'da yiyebileceğiniz en güzel yemeklerden biriydi. Döner. Ama buna dönere şavarma diyorlar. Aynen, şavarma diyorlar. Döner demeyin sakın. Şavarma ya da kebap deyin. Aynen.